Sayın Başkanım, Gazi Meclisimizin kıymetli başkanı ve değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2023 yılı bütçesiyle 2021 yılı kesin hesabı müzakereleri için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle çatısı altında bulunduğumuz Yüce Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugünü de bu vesileyle tekrar kutluyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 84 milyon vatandaşımıza hitap eden sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerimizi 81 ilimizde il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet kuruluşlarımız, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız ve yurt dışı teşkilatlarımızla yerine getiriyoruz. Bakanlığımız, merkez teşkilatımızda 18 birim, taşra teşkilatı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve bağlı kuruluşumuz Darülhisse ile birlikte 66 bine aşkın personelle vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakanlığımızın hizmet birimlerini alfabetik sırayla sizlere arz edeceğim. Ancak Sayın Başkanım müsaade ederseniz birimlerin faaliyetlerine geçmeden önce grupları adına söz alan sayın vekillerin konuşmalarından ona öne çıkan başlıkları la ilgili eleştirilere kısa bir cevap vermek istiyorum. Özellikle 6 yaşında bir çocuğun cinsel istismarı konusuyla alakalı söz alan sayın vekillerin ve sosyal yardımlarımızla ağırlıklı olarak ve kadına yönelik şiddetle ilgili, kadın haklarıyla ilgili yaptığımız çalışmalardan söz alan arkadaşlarımız, siyasetin konusu değil ifademi, kadını eve hapsetmekle ilgili iddialarını, sosyal yardımlarımızla alakalı yandaş doyurmak varken iddialarını, tarikat ve cemaatleri koruyan politikalarımız olduğuna ilişkin iddialarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konuyla ilgili 3 gün sonra açıklama yaptığımız eleştirisini, illa basına düşerse mi bu konulara müdahil oluyorsunuz, aksi takdirde niye hiçbir şey yapmıyorsunuz iddialarını, bu vakıfları korumak değil sizin göreviniz o çocukları korumak iddialarına ilişkin, hatta ne insanlığınız ne vicdanınız kaldırır diyordu Sayın Gamze Taşçıer. Dün de kendisine sosyal medya üzerinden aslında açıklamamızı yapmıştık. Bunlarla alakalı çok uzatmayacağım. Özellikle diğer cevapları mümkün mertebe soru cevap kısmında vereceğim. Sayın milletvekili, çok fazla uğultu var. Biraz sessiz lütfen. Şu cinsel istismar konusuyla alakalı hem sayın meclisimizi hem kıymetli saygıdeğer milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, konuyla alakalı biz mağdur 30 Kasım 2020'de Cumhuriyet Savcılığına müracaat etmiş, savcılıktan konu bize intikal etmiş. 4 Aralık 2020'de ilk kabul birimimize, şiddet önleme izleme merkezimizin ilk kabul birimini almışız. 8 Aralık 2020'de de mağduru kuruluşumuza almışız. Kadın konuk evimize almışız. Dolayısıyla devam eden süreç içerisinde mağdurun gizliliğini, hiç sırtınızı dönmeyin sırtınızı. Sizden Genel öğrenecek tek bir cümlemiz yok. Bozuyorsunuz. Sizden öğrenecek tek bir cümlemiz yok. Şimdi sırtınızı neye dönmeniz gerektiğini ben size öğreteceğim. Tek tek anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Dönün arkanızı. Ben de sizi görmek istemem doğrusu. Şimdi değerli milletvekilleri, Sayın Başkanım lütfen. Değerli milletvekilleri, bir saniye lütfen dinleyin. Lütfen. Şimdi sayın bakın. Milletvekilleri, 4 sayın Aralık, bakan konuşuyor. 4 Aralık, tabii. Siz susmayacaksınız. Biz sustuk, siz susmayacaksınız. Neye susmadığınızı göstereceğim. Değerli milletvekilleri, 30 Aralık 2020'de Cumhuriyet Savcılığına gitmiş vatandaş. 4 Aralık 2020'de biz ilk kabul birimimizi almışız. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan bütün gün sabırla sizi dinledi. Eleştirilerinizi dinledi. Ama siz onun cevabına bile tahammül edemiyorsunuz. Tahammül edemiyorum.